Ve beklenen gün geldi. Hızlanma kampımız başladı. LGS'de <laughs> süper bir hız kazanacağız. Matematikte birinci adımla beraberiz. Bugün sizinle beraber hızlanma programımızda hangi alt başlıklar var LGS'de? Bunlardan hangileri daha fazla çıkıyor? Hangi konudan kaç soru çıktı? Aynı zamanda sınavda karşılaşacağımız formüller neler? Ve aynı zamanda LGS ye benzeri yenilisi sorularla hızlanma kampımızda, çok programımızda ya. çok güzel ilerlemek kaydedeceğiz. Bunları yapabilmek için tabii ki sayısal bölümlerin analiz analizlerini yaptık. 2020, 2021 ve 2019 bütün sorulara teker teker baktık. Ve bu teker teker baktığımız sorulardan çıkardığımız çok önemli istatistikler var. Bunları sizinle paylaşacağım. Ve gerçekten de hedefli, odaklı, bilinçli bir çalışma yapacağız bugün sizinle beraber. Gerçekten çıkan konulara eğileceğiz ve bunları halledeceğiz diyoruz. Ve şimdi hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. LGS'de Neler çıkacak onlara beraber bakalım biliyorsunuz bugün sizinle beraber çarpanlar katlar üstü ifadeler ve kare köklü ifadeler yani bu üç tane ilk matematik konularını yapacağız. En önemli üç konu değil mi hocam? En önemli üç konu çünkü en temel matematik bunlar. LGS'de nasıl çıkacağına bakacağız sizinle beraber biliyorsunuz bu programın biliyorsunuz burada çok güzel bir... Biliyorsunuz hızlanma programımızda sizinle beraber gün gün 7 günde bu işi hallediyoruz, hızlanıyoruz. Neyde hızlanıyoruz? Matematik ve Türkiye'de hızlanıyoruz. Biliyorsunuz tabii ki bu programımızda hızlanma setini kullanıyoruz. Ödevlerimizi teker teker bu 3 kitaptan vereceğiz. Aklınıza bulunsun diyorum, denemeleri de ihmal etmeyelim diyoruz. Ve hadi bakalım ilk günün... E, mutlaka ödevlerini yapmayı ihmal etmeyin. Problem Bankası'ndan ve aynı zamanda hızlanma denemelerini ödevleriniz var. Yani bir buradan ödevimiz var. Sayfa 12-67 arası ve aynı zamanda birinci denemeyi çözüyoruz. Şu ana kadar geldiğimiz konulardan bunları da unutmayalım. Şimdi hadi bakalım bugün sizinle beraber çarpanlar ve katlarla bir başlayalım bakalım. İlk başta neye çalışıyoruz biz? Ne, ne kadar çıkıyor ona bakalım. Şimdi çarpanlar katların altında Tonguç evladım benim. Çarpan bulma var. Asal çarpanlar ayırma var. Evopekok var ve aralarında asallık var. Şimdi biz bunların analizini yaptığımız zaman çarpan bulma aşırı değerli, aşırı önemli. Gerçekten de yüzde seksen çıkma ihtimali olan bir konu. Aynı zamanda EBOB, ECOX'a zaten kaçarı yok. Yani çıkmama Yüzde ihtimali yüz. yok. Yani bu konu mutlaka bu soru bu alt konu mutlaka çıkıyor sınavımıza. Aynı zamanda asal çarpanları ayırma zaten bunu yapabilmemiz için bunu yapabilmemiz için bunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden hani bunun tek başına çıkma ihtimali yok ama temel bir konu olduğu için bilmemiz gerekiyor. Olsuz olmaz. Yani aralarında asallık da bazı zor sorularda çıkıyor. Ona da iki tane yıldız atmak istiyorum ama zaten buradan gelecek iki tane soru varsa bunların nereden geleceği baştan belli. Peki geldik hemen üstü ifadeleri. Zaten bu konularla alakalı süper sizinle beraber sorular çözeceğiz. Yeni nesil sorular çözeceğiz. Bir kere üstü ifadeler çok temel bir konu. 9. sınıfta, 10. sınıfta, 11. sınıfta, üniversite sınavında her yerde karşımıza çıkacak. Peki burada neyi bilmemiz gerekiyor? Tam sayıların kuvveti yani temel formülleri bilmemiz gerekiyor. Temel özellikleri bilmemiz gerekiyor. Bu temel bir konu. Dolayısıyla bundan ...tek başına bir soru çıkma ihtimali birazcık düşük gibi. Ama çözümleme ya her sene gelmiş artık yani... ...hani bunu anlatmaya dilim varmıyor. Her sene gelmiş yüzde seksen çıkma ihtimali var. Üstü ifadelerle işlemler zaten şöyle yüzde yüz. Yüzde, yüzde yüz. yüz. Üstü ifadelere çarpma, üstü ifadelere bölme. Yani bu çıkmadığı bir sene yok dünya tarihinde, LGS tarihinde. Çok büyük çok küçük şeyler daha temel bir konu yine bilmemiz gerekiyor. Bilimsel gösterim yine bilmemiz gerekiyor ama tek başına soru gelme ihtimali birazcık daha düşük. Ama bak dikkat et. Çözümleme, üslü ifadelerde işlemler ama bu temelleri bilerek zaten bunları yapabiliyoruz. O yüzden çok dikkat edeceğiz diyoruz. Peki geldik LGS'de kare köklü ifadeler baba konu. Gerçekten baba konu. Biz, Hadi. biz konulara baktığımız zaman, sorulara baktığımız zaman 2020-2021 sayısal kitapçığındaki soruları böyle teker teker inceledik. Teker teker sizinle beraber bak açtım zaten tak diye karekök sorusu geldi. Yani o kadar değerli ki karekök kök konusu. Bu sene de yüzde yüz gelir mi hocam? Ya kare gelmediği konu yok. Ama peki hangi alt konusundan geliyor ona bakalım. Bir kere tam kare sayıları çok seviyorlar. Tam kare sayılardan tek başına soru soruyorlar. Gerçekten Oo. acayip bir şey. Yak ...dışık değer her sene geliyor... ...her sene... ...imkansız çıkmama ihtimali... ...üniversite sınavında bile çok çıkıyor bu arada onu söylemek istiyorum... ...bu temel bir konu tek başına soru gelmez... ...ama temel olduğu için bilmemiz gerekiyor... ...dört işlem imkansız gelmeme ihtimali çünkü tek başına soru gelmediği sene yok neredeyse. Doğal sayı yapan çarpan birazcık daha düşük. Bazen 2-3 senede bir gelmiş. Ondalık ifadelerin kare köküne baktığımız zaman bu da birazcık daha düşük gelmiş. Ama temel bir konu. Gerçek sayılarda birazcık daha az bir ihtimale geliyor. Ama odaklanmamız gereken yerler aldı mı Tonguç? Evet herhalde? hocam. Yaklaşık değer tam kare sayılar dört işlem. Aynen. Buralardan yüzdeyi evet, yüz bilmeliyiz değil mi hocam? Ama bak şu temel bir konu. Hadi ben sana şöyle söyleyeyim. Hani, birazcık daha daha e, kes, kestirmeci olayım sana. Bu gerçekten çok az gelen bir başlık yani. Bu gerçekten çok az geliyor. Ondaki fallerin kağıt çok az geliyor. Ama hani çok daha ağır konular değil bunlar. Bilsen de olur, bilmesen de olur. Ama tekrar söylüyorum. Buradan yüzde bin trilyon, yüzde bin trilyon, yüzde bin trilyon, trilyon soru geliyor. Karakek on bin. Peki o zaman baktığımız zaman bütün ortalamalara yani 2020, 2021, 2019 bütün analizleri yaptığımız zaman bu üç tane temel matematik konusundan dikkat edelim. Biz iki, üç, iki burada tabii pandemi senesinde birazcık birazcık istatistikler yamuldu orada. Çünkü sadece birinci dönem konuları sınav. Peki 2020'de böyle çıktı. Biz ne bekliyoruz? İki tane soru bekliyoruz. Üstü ifadeler baktığımız zaman 2 4 3 biz üç tane soru bekliyoruz. Çünkü çok temel bir konu bu aslında. Karıkılık ifadelere baktığımız zaman 3 ya da 4 soru bekliyoruz. Bak pandemi senesi pandemi senesi hiç önemli değil. Biz bu konuyu çok iyi bilmemiz gerekiyor. En değerli konu bu. Neden diyeceksin? Çünkü diğer konuların içinde geliyor bu arada. Yani sen belki bu konuları yapabilirsin ama bu konuyu bilmezsen diğer konuları da yapamıyorsun. O yüzden çok dikkat edeceğiz. Hadi bakalım o zaman şimdi dersimize müthiş bir başlangıç yapalım bakalım. sınavda karşılaşacağımız formüllere bakalım çünkü zaten gerçekten üstü de... veriyorlar hocam. Aynen veriyorlar ama sınavda karşılaştığımız zaman "Yahu bu neydi?" yani ya ben mesela bir tane soru gördüm sallıyorum bir tane matematik sorusu yaz ee, gördüm hatta çarpanlar ve kat... mesela şöyle bir bir olayın olma olasılığı isten olay olası durum sayısı verip bölü tüm olası durum sayısı. Şimdi bu bak, vermiş zaten Bunu vermiş zaten bana değil mi? Bunu vermiş bana ama ben niye bir daha yazıyorum? Hatta şöyle bir böyle bir odaklamaya çalışayım sana bak. Hatta şöyle pardon. Oo, hocam. Pardon şöyle bir e, odaklamayı böyle. Bak görüyor musun? Bir olayın olması, istenen olası, o durum sayısı böyle tüm olası. Yani kardeşim bunu vermişsin bana. Niye bir daha yazıyorsun diye. Ben, sen benimle oyun mu oynuyorsun diyorsan Tonguç Elal Hayır oyun de? oynamıyorum. Ne yapmaya çalışıyorum biliyor musun? Seni sınavda böyle bir şey karşına geldiği zaman bu sayfada yüzlerce bilgi var. Bakar mısın şu sayfa nasıl insanı korkutuyor. Yani resmen roman kitabı gibi. Bunları gördüğümüz zaman korkma alışkın ol. Bunlar zaten senin karşına gelecek diye seni alıştırmaya çalışıyoruz. Çünkü inan sınavın yüzde e, ee, 50 ise ise yüzde 50'si de sınav stratejisi, sınavda heyecanlanmama, oradaki psikolojinin ne olduğu ve benzeri hedeflerin ve benzeri hep bunlarla alakalı. Dolayısıyla buna çok ha hakim olmamız gerekiyor. Çarpanlar ve katları. Bir ve kendisinden başka çarpanı olmayan ve birden büyük doğal sayılara biz ne diyormuşuz? Asal sayılar diyoruz. Bir sonra 2, 3, 5, 7, 11, 13 diye şeklinde devam ediyor. Birden başka ortak ve ne olmayan doğal sayılara aralarında asal sayılar denir. Bu da sınavda gelebilir karşında sorunun. Mesela 3 Yedi bir aradan nasıl alır? Veya yirmi beş ile dokuz nasıl falan filan. İki sayının çarpımı sayıların EBOB ile ekok'un çarpımına eşittir. Bu da çok önemli bir şey. Bu sınavda gelebilir. Başta gelme edebilir. Burada çok kritik bir şey var. Gelme edebilir. O yüzden mesela iki sayıyı A ile B'yi çarparsak bu sayıların EBOB'uyla bu sayıların ekok'unun çarpımıdır. Bak çarpı ekok AB'dir diyebiliriz. Bu da aklının köşesinde bulunsun. Üstü ifadelerdeki formülere baktığımız zaman e, ...tepede gelecek formüllere baktığımız zaman... ...A eşit değildir sıfır. Böyle havalı ifadeler konuyor. M ve N birer tam sayılar olmak üzere. Tamam eyvallah. Sonrasa diyor ki... ...A üzeri N çarpı... ...A üzeri M eşittir. A üzeri N artı M şeklinde yazılıyor. Çarpmada üstler toplandı. Bunu söylemiş aslında. O yüzden korkmamıza gerek yok. O yüzden heyecan yapmamıza gerek yok. A üzeri N bölü A üzeri M üstleri çıkartıyorduk üstlerde. Çarpmada topluyorduk, bölmede çıkartıyorduk. Üstün üstünde tonguç herhalde benim üstleri çarpıyorduk. A üzeri M üzeri de A üzeri M çarpı N yapıyorum. Üstleri çarpıyoruz. Eğer çarpma varsa üstler aynıysa tabanlar çarpılırdı. A çarpı B üzeri N'di. Eğer bölme varsa üstler aynıysa tabanlar bölünürdü. A bölü B üzerine. A üzeri eksi neydi de aslında üstü sayılarda üstte eksi varsa bu aşağıya gönderiyor üst sayıyı ve bir bölü A üzeri N şeklinde yazabiliyor. Bak burada da kıl ifadeler vardır. Onu söylemek istiyorum. Bak mutlak değer A ve virgül bir ve birden büyük e, ondan küçük bir gerçek sayıyı ve N bir tam sayı olmak üzere. Ama ne uzatıyorsun kardeşim bilimsel gösterim desene bana. A çarpı on üzeri N gösterimi bilimsel gösterim. Tamam biliyoruz zaten buradaki sayının bir ile on arasında olduğu yani söylüyor. Burada lafı uzatmış birazcık sana gözünü korkutuyor. Çarpı on üzeri N diyor. Tamam bitti bu kadar. Bir ondalık gösteriminin basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasına ondaki gösterimin çözümlenmesi denir. Çözümlemede onun tam sayı kuvvetleri soldan sağa doğru yazılır. Yani şunu demek istiyor. 3, 5, 2, 7, 4. Ben bunu yazdığım zaman 3 çarpı 10 üzeri 1 artı 5 çarpı 10 üzeri 0 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şimdi yeni nesil sorular geliyor. Hadi hazırsan biraz sonra geliyor. Çok az kaldı. Bütün kolları hızlı bir şekilde tekrar ediyoruz gördüğün gibi. A çarpı A, B, C birer doğal sorumluyuz. Tamam eyvallah. A kare A, A kare B. Bunu ben A'yı dışarıya A diye çıkartabiliyorum. A kareyi dışarıya A diye çıkartıyorum. Kök B içeride kalıyor. Ve Tonguç'un adı A kök B göstermeydi bu. A kök B artı C kök B'de de A ile C'yi toplayıp dışarıya kök B'yi yazabiliyoruz Tonguç'um. Yani ortak parantez almak gibi bir şey. A, B, C'de birer gerçek sayı. B, B büyüktür sıfır. D büyüktür sıfır olmak üzere. A kök B artı C kök D ifadesi aslında normal sayıyla normal sayı kök ile kök sayı çarparak bu şekilde yazabiliyor. Normal ile normal sayı kök sayı kök sayı bölünerek de aynı şekilde bölme yapılır ama köklü sayılar bölünürken kök içinde kalır. Buna çok dikkat edeceğiz ve geldik artık. Tonguç Eladi benim sorular be. kısmına. İşte sınavda böyle bir soru gelecek mi hocam. Sınavda sizce? zaten bu sorular gelecek. Şimdiden sana gösteriyoruz o yüzden çok şanslı. Hocam şimdiden. dananın kuyruğunun koptuğu yer burası diyorsanız eğer. Benim kuyruğumun acıması gerekir mi yoksa acımadan yoluma devam etmeliyim mi hocam sizce? Hadi bakalım eğer sen kendine güveniyorsan bu soruyu dur dur ve yap. Ben durdum. Yapabilirim. mi Tonguç evladım benim süper. O zaman devam edelim bak. Bir ve kendisinden başka bölünü olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayılar verir. Tamam eyvallah zaten bunu biliyorduk. Tonguç yanında verilen tablodaki kutucuklara bir kurala göre iki basamaklı sayılar yazacaktır. Tamam eyvallah e, evet, Tonguç Erladım benim. Kutucuktaki sayıların onlar basamağı, bulunduğu satırın birler basamağı, bulunduğu sütunun numarası olmalıdır demiş. Ha. Kutucuktaki sayıların onlar basamağı bulunduğu satırın birler basamağı bulunduğu sütunun numarası olmalıdır. Mesela şuradaki sayıyı yazmaya çalışıyorum Tonguç'um. Buradaki sayıyı yazarken buradaki sayı birinci satır birinci sütunda değil mi Tonguç dedim? Evet benim? hocam. Tamam. O zaman onlar basamağı bulunduğu satırın yani bir olacak. Onlar basamağı birinci satırda bir olacak o zaman. Onlar basamağı bir. Zaten buraya iki basamaklı ee, iki basamaklı sayıları tamam eyvallah. İkinci basamağı yani birler basamağı da bulunduğu sütünün numarası. O, o, da bir. Çünkü birinci satırı birinci sütün. Hop. Bak burası kaçıncı ee, satır o zaman Tonguç Eladip'in? Bak birinci satır ikinci sütün. O zaman on iki. Birinci satır üçüncü sütün. O zaman on üç. Birinci satır dördüncü 14. Bir satır beşinci üstün 15. Beş. Burası satır onuncu benim. İkinci satır birinci üstün 21. 2 2 hop 2 3 2 4 2 5 10 sonra 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 Tonguç evladım bu şekilde hızlı bir şekilde dolduruyorum Tonguç'um. Sonrasında yapacağım şey diyor. Kutucuklarda asal olmayan iki sayı seçilip en küçük ortak katları alınacaktır demiş kutucuklarda asal olmayan. Şimdi asalları bir eleyelim mi seninle beraber? Eleyelim hocam. Eledim. Eledim. E, 21 20 23 eledim. E, asalları eliyorum. 31 eledim. Evet 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 evet, evet. 41 eledim Tonguç Canım. Harika harika harika. E, 43 eledim. Şimdi asalları eledim Tonguç'um. Asalları eledikten sonra, asalları eledikten sonra adam diyor ki asal olmayan iki sayı seçilip yani bu e, elediklerimden değil de iki sayı seçilip ortak katları alınacaktır diyor. Tonguç'un seçtiği sayıdan birinin bir tane diğerinin üç tane asal çarpanı olduğuna göre. Mesela 12'nin kaç tane asal çarpanı vardır? Hemen bulmaya çalışalım mı? Bulalım hocam. 12'nin aslında e, bak 12'yi çarpan ayırdığımız zaman 2 6 2 3 3 1. Şimdi 2 ve 3 asal çarpanı. Yani bunun iki tane var. Ama diyor ki bir tanesi bir tane vardı şu diye de üç tane vardı diyor. O zaman bunu da eledim kusura bakma bu da olmaz. Mesela 14'ün kaç tane vardır? 14 iki kere yedir zaten. Bunun da iki tane vardır. Bunu da geçtim. 15 mesela üç kere beştir. Bunu da geçtim mesela. 21 yedi kere üçtür. Bunu da geçtim. Ya zaten başka çarpanı yok. 22 onu iki ile 11 yedir. Bunu da geçtim. Bunlar hiç birisi olmuyor çünkü bir tane ve üç tane uymuyor hiç birisi. Bir tane üç tane asla açamıyor. Mesela 24'e bakalım. 24'e baktığımız zaman iki 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Bak dikkat et. Bunun da iki tane çarpanı var. iki tane. Dolayısıyla 24'ü de alamıyorum Tonguç Rabbim. Oh be bayağı bir kurtuldum. Peki 25'e bakalım. Aa 25'e baktığımız zaman 5, 5, 5, 1. Yani bir tane asal çarpanı var. Dolayısıyla 25 seçtiğim sayılardan bir tanesi olabilir. Devam edelim. 32'ye bakalım. 32 zaten Sadece 2'ye bölünür bak 2, 16, 2, 8, 2, 4 zaten 2 üzeri 5 olduğunu zaten biliyoruz değil mi? 2, 2, 2, 1 bak sadece 2 var dolayısıyla bu da bir tane asal çarpan olan bir sayı. Bak bir tane birinin bir tane ee, demiş yani 25 veya 32'den bir tane yani şu birinin bir tane asal çarpan olan 25 veya 32 olacak. 33'ün kaç tane var? 3 ile 11 var bu attık 2 tane var bunun çünkü. E, 34'ün kaç tane var Tonguç 17 ile 2. Bunun da 2 tane asal çarpanı var. Ya bir tane olacak ya 3 tane olacak diyoruz. 35'in kaç tane var? 7 kere 5. Ah al sana 2 tane bu da olmaz Tonguç Erhan baktığımız zaman 42'ye bakalım hemen. 2, 21, 3, 7, 7, 1. Aa 3 tane var. Dolayısıyla bu da 3 tane asa çarpan olan sayılardan bir tanesi olabilir Tonguç Erhan 43 olmaz. 44, 4, 11. Ya 44 hemen şöyle yapalım. 2, 22, 2, 11, 11. Bak 2 tane var bunun da. Bunu da attık. 45'e baktığımız zaman 3, 9 e, kere 5'ten 3 ve 5'tir çarpanları bu da olmaz. Dolayısıyla bizim... Söylediği şey bak birinin bir tane diğerinin üç tane asa çarpanı olduğuna göre. O zaman bizim olabilecek şeyler nedir biliyor musun Tonguç'um? 25 ile 42 olabilir Tomuç herhalde benim. Veya 32 ile 42 olabilir. Benim bulduğum şey aslında bak ortak katları alınacaktır diyor ya. Ha, yapacağı işlemin sonucu en az kaç diyor. Bunlardan bir tanesi en az olanı seçeceğim. O zaman 25 ile 42'nin asa çarpanlarını hemen ayırmak istiyorum sana. Hemen şöyle bir kağıt alalım çünkü birazcık uzun sürecek. 25 zaten kısa sürmüyor. 42. Şey 2'ye böldüm 21. En küçük ortak kat alacak, O zaman hepsini çarpacağım. 10'sa 25 kaldı. Sonra 3'e böldüm 7 25 kaldı. Sonra tongçura ben 5'e böldüm 5 7 kaldı. 5'e böldüm 1 7 kaldı. 7'ye böldüm 1. Bak bunları çarparsak 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. 30 kere 5 150. 150 kere be 7. 1050 çıktı. Şu zımbırtının sonucu 1050 çıktı. Bunu yazdım bir kere. Şimdi diyor ki 32 ile 42'ye bakalım. 32 42 hemen şöyle 2'ye böldüm. 21 16. Bak uzun sürüyor birazcık ama yapacak bir şey yok. 2'ye böldüm. 8 21. Hiç sorun değil yavaş yavaş ben sana anlattığım için biraz uzun sürüyor gibi gözüküyor. Hoca bile bu kadar saatte çözüyorsun ama zaten anlatmazsan böyle keçeli kalemlerle yapmazsan iki dakikada çözebiliyorsun. Merak Aa, etme. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı bize iki dakika veriyor. Merak etme. İki, yirmi bir, iki, dört, pardon iki, yirmi bir tekrar geldi ondan sonra yine iki geldi. Bir, 21. Bak yedi geldi. Pardon üç geldi. Yedi geldi. Yedi geldi. Bir geldi. Bakar mısın? İki kere iki dört. Dört kere iki sekiz. Sekiz kere altı. On iki kere otuz iki. Otuz kere üç. Doksan altı. Doksan altı kere yedi. Altı yüz yetmiş iki tonmuş herhalde benim. Oha ne istiyorum. Ama en az bu olduğu için 672 seçiyorum. Gerçekten gerçekten beyin yakan bir soruydu. Benim Abi, beynim olmadığı için ismi soruyu Hemen şöyle göstereyim sana sonucunda. Mükemmel bir şekilde soruyu çözmüş oldum. Peki geldik bir tane de aşağıdaki bir paketleme şirketinde kırmızı ve mavi kartonlardan yapılan iki farklı boyuttaki kutunun görseli verilmiştir. Tamam eyvallah. Tabloda ise bir kutu için kullanılan karton miktarı ve kartonların birim fiyatları verilmiştir. Tomuçer bana şey lazım olacak. Boş kağıdı evet, hemen getiriyorum. Hemen çünkü birazcık yerimiz dar. Diyor ki kırmızı e, altı mavide sekiz metrekare karton miktarı kullanılıyor ve bir metrekare kartonun fiyatı da bu kadarmış. Kuruş dikkat edelim buraya. Bu şirkette bir gün içinde yapılan kutuların tümü için kullanılan kırmızı ve mavi karton miktarları eşit ve kullanılan kartonların toplam maliyeti 15 TL ile 20 TL arasında. Tamam eyvallah. Bak maliyet hesabı da yaptınız. Teşekkür ederiz. Buna göre şirkette bir gün içinde kaç tane karton kullanılmıştı? Ka, e, ka, ka, karton kutu yapılmıştır diyoruz sonuç olarak Peki, hemen bakalım. Şimdi ilk başta diyor ki bize adam. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Rica i̇lk ederim. başta bize diyor ki adam. Tamamüşeradım ben. Kim e, bu adam hocam? Sürekli kırmızı, bir adamdan bahsediyorsunuz ama... Kırmızı ve mavilerden eşit kullanın diyor. O zaman şöyle yapalım. Kırmızılardan bak kırmızılardan bir kutu için 6 metrekare lazım ya. altı metrekare lazım ya. Mavidense, mavidense bir kutu için aslında kaç metrekare lazım? 8 metrekare lazım. Ama eşit miktarda kullanıyormuşuz bunlardan. Demek ki o zaman diyorum ki ben bundan mesela bak dikkat et, Bunların eşitlendiği kat nedir? Bu bunu 4 çarpsam, bunu da 3 ile çarpsam Bundan 24 metrekare, bundan da 24 metrekare kullanamıyorum Tonguç Erdoğan. Evet, Zaten istediği şey de tüm için kullanılan mavi kadar eşit demiş. Miktarlar eşit. Tamam eyvallah süper. O zaman 24 24 kullansam diyorum. Bu bak buraya yazmak istiyorum. Bu e, birinci varsayımım. Birinci varsayımıma hoş geldin diyorum. Sonra diyorum ki 15'te 25 20 TL'sine çıkacak mı acaba bakalım. O zaman 24 metrekare dediğimiz zımbırtıdan her bir şey ne kadardı? Bir metrekare 20 idi, değil mi? O zaman diyorum ki, yav kardeşim, o zaman bu 20 ise 20 kuruşsa, bunu çarptığımız zaman 480 kuruş etmez mi? Bu da 15 kuruşsa, bunu çarptığımız zaman 360 e, kuruş etmez mi? Topladığımız zaman kaç kuruş ediyor Tonguç Şerando? Ben 840 kuruş. 840 kuruş dediğimiz şey kaç TL'dir? 8,40 e, TL değil mi Tonguç Evet hocam. 15 ile 20 arasında oldu mu? Oldu. Olmadı, patladı. 8,4 bu 15'i. O zaman diyoruz ki birinci varsayımımız yerine birazcık daha arttıralım bu uzun bırtıları. Nasıl arttıracağız bunları? E, e bunları bak 4 bundan 3 kat yapacağımıza yani 24 24 metrekare yapacağımıza bunların 48 metrekare kullanmış olalım. 48 metrekare bundan, 48 metrekare bundan. Çünkü ikisine de eşit miktarda kullanacak. Bunu eğer ben 8 ile çarparsam, bunu da 6 ile çarparsam, yani bunları 3, 4 değil de 8, 6 çarparsam, 48, 48. bundan 20, bundan da 15 TL'ye çarparsam, Tonguç benim 960 TL bundan. 48 çarpı 15'ten de e, benim. Hatta bunu yapmaya da gerek yok ama neyse bundan e, 48 çarpı 15'ten de yine 9, 960 değil özür dilerim. Hemen sana söylemek istiyorum. E, 48, 24 daha 720. 720 TL topladığımız zaman 1680 kuruş. 1680 kuruş 16,8 TL al işte oldu. 15 ile 20 TL arasında da aradım benim. Evet. süper kesin. Dolayısıyla al sana 16,8 TL nasıl buldum? 48 48 kullanması. Yani bundan kırmızıdan 8, e, maviden de 4 6 tane karton yapmasını hesap ettim. Kaç tane karton kutu yapılmıştır? Bundan 8 tane, bundan 6 tane toplamda 14 tane karton kutu yapılmıştır diyoruz. Bravo diyorum sana. Şimdi geldik. E, yeni sorular bir tanesi. bitti zannettim. Nasıl Üstü bir... sayılara hemen geldik. Bir ondalık gösterimin basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesidir. Değil mi Hocam? Evet hocam. Tanımlar zaten her zaman aynı. Zaten yukarıda da sorunun üstünde açıklamayı bize veriyor ama... Yani niye veriyor? Vermese de bir şey değişir mi? Ben soru yapabilecek miyim? Benim istediğim şey şu hocam. Üste ön bilgiyi versin. Altta da çaktırmadan cevabı yanına <laughs> küçük bir nokta koysun ki hiç yorulmayın. Yani. Ha, harika. Onun tam sayı kuvvetleri soldan sağa doğru yazıyor. Tamam yolla. Aşağıdaki hastanede kat ve oda numaralarını gösteren panel vermişti. Tamam. Bak numara olmak isteyen, numara almak isteyen bir kişi butona aslında panelin yazılımı kat ve oda numaralarını ondalık gösterimi olarak sisteme işler. Mesela şöyle bir şeyi ondalık gösterimi olarak işte sisteme işliyormuş. Sisteme giren ondalık gösterimin tam kısmı kat numarası yani buradaki kat numarası burası ise Tonguç Erhan odalı kısmı ise oda numarasını vermektedir. Demek ki üçüncü kat on iki numaralı odaymış. Adem Bey butona bastığında yazalım dört çarpı on üzeri bir iki çarpı on üzeri eksi bir iki çarpı on üzeri eksi üç sisteme giriyor. Paneldeki arızadan dolayı bazı rakamlar gözükmediğine göre oluşan görüntü hangisi olabilir? Şimdi bir kere ben hemen şunu çizmek istiyorum. Bir kere şurası iki tane basamaklı. Şurada bir ana ayraç var. Burada 2 tane numaramız var. Sonra burası tam kısmı, burası da ondalık kısmı olacak. Şimdi ne demiştik basamaklara bak. 10 üzeri 1'ler, 10 üzeri 0'lar, 10 üzeri eksi- -1'ler, 10 üzeri -2 basamakları, 10 üzeri -3 basamakları. Hemen söyleyeyim. Ne kadar basit soruymuş bak. Dikkat. Et. Ama sadece laf kalabalığı var bu soruda. 10 üzeri 1'ler basamağında 4 var. O zaman buraya 4 yazın. 10 üzeri -1'lerde 2 var. O zaman buraya 2 yazın. 10 üzeri -3'lerde 2 var. O zaman buraya 2 yazın. Böyle bir şey var mı Tonguç abi? Işte. Yok. Cevabımız Bursa seçeneği direkt olabilir. Neden bu olamaz peki? Çünkü burada bir şey yok dikkatliysen. Ee, e, çünkü burada da bir şey yazmamış. Burada da bir şey olmaması gerekiyor. Neden bu olamaz peki? Çünkü ortada bir şey yazmış. Burada da hiçbir şey yok. Neden bu olamaz peki Tonguç abi? Ee, bu zımbırtı e, dört birler basamağına gelmiş. Halbuki onlar basamağında olması gerekiyordu. Evet. Dolayısıyla böyle bir şey olamaz Tonguş evladım benim. Ve geldik. Yenisi sorulardan yine üstü sayılar. Aa ne güzel Bak, renk. A eşit değildir sıfır. Ve M ve N bir tam sonuç olarak. A üzeri eksi ne? Bir bölü A üzeri ne? A üzeri M N eşittir. M çarpı N demiş. A üzeri M çarpı N. Tamam eyvallah. Şimdi demiş ki yukarıda böyle eş kare şeklinde kartonlar üzerine bazı üstü ifadeler yazmış. Tam görüyoruz zaten hepsini tek şey görüyoruz. Bu kartonlardan dört tanesi birleştirip daha büyük bir kare oluşturulacaktır. Oluşturan büyük karenin üzerinde yazan ifadelerin çarpımı eksi bir olduğuna o gerçekten de yine kastırmış. Görüntüsü aşağıdaki hangisi olabilir demiş. Şimdi Tonguç gerçekten de birazcık kastırıcı bir soruya benziyor. Yazan ifadelerin çarpımı eksi bir. Vay be gerçekten de ne yapacağız? Şimdi ben en basitinden başlamak istiyorum. Ya kardeşim bu dokuz nedir Allah'ını seversen? Dokuz nedir Tonguç'um? Dokuz bir sayıdır hocam. Hayır doku, <laughs> evet. Üç dokuz evet. Üç üzeri ikidir. Eksi bir sayının te, e, tek kuvveti ne ederdi? Yine eksi ederdi. Şimdi burada da eksi üç var. O zaman üç üzeri iki çarpı eksi üç yazıyorum. O zaman sonuç ne oldu? Eksi üç üzeri bu ikisini çarptığımız zaman eksi altı oldu. O zaman bunun cevabını hemen altına yazdım. Buna bakalım. 27. 1 bölü 27 bir kere 3 üzeri eksi 3'tür tomuş aşağıayım çünkü. 3 üzeri 3'tür normalde 27. Yukarı çıktığı zaman 3 üzeri eksi 3 olur. Başta eksi var ama eksi bir sayının e, çift kuvveti pozitif ettiği için artı çıkacak bunun sonucu. Ve e, bu eksi 2 ile de bunun üstü çarpılacak. İçerideki üssüyle bu eksi 2 çarpılacak. Dolayısıyla cevabımız 3 üzeri artı 3 üzeri e, bu ikisini çarpılırsa 6 etti. Eksi 3 çarpı eksi 2 artı 6 eder. Buna bakalım. Eksi 9 demiş. Aslında bu eksi 3'ün karesi demek değil mi Tonguç'um? Eksi 3'ün karesinin bak çift kuvveti bir kere artı edecek Tonguç'um. Bunun üzerinde de 4 var. E, çarpı 4 şeklinde gelecek bu da. Dolayısıyla artı 3 üzeri 8 etti. Hemen buna bakalım. Bak 1 bölü 9 demiş. 1 bölü 9 neydi? 3 üzeri eksi 2 idi. Yukarı çıkardığı yukarı zaman çıkardı 3 üzeri eksi 2. Dolayısıyla eksi, bak Eksi, eksi 3 üzeri eksi 2, üzeri eksi 2 değil mi Tomuçum? Bak, eksi bir sayının çift kuvveti nereden alınırsa artı eder değil mi? O zaman buradaki eksi duruyor. Bunun sonucu artı etti. Yani e, artı 3 üzeri. Bu eksi çarpılınca 4 etti. Eksi 2 çarpı eksi 2 artı 4 eder. Eksi ile artı çarpılınca eksi çıkar. Eksi 3 üzeri dört diyebiliriz. Bravo diyorum sana. Geldik bu zımbırtıya. Gerçekten de ince işçilik yapıyorum. Üstü ifadelerde ee, şey dönüştürme yani üstün şu şekilde yazma. Bak burada eksi bir sayının çift kuvveti parantezin dışında çift sayı var. O zaman artı çıkacak. Bu eksi çarpılırsa 3 üzeri 6 çıktı. Bak burası bir 81 3 üzeri 4 değil miydi de Tonguç'um? Evet hocam. 3 üzeri 4 yukarı çıktığı zaman 3 üzeri 4 eder. Eksi bir sayının çift kuvveti pozitif olacak. O zaman artı 3 üzeri bak 3 üzeri Eksi dörttü bu dışı göğe çıktığı zaman. Bir de iki var burada. Eksi, iki, eksi dört ile iki çarpılırsa eksi sekiz çıkar. Üç üzeri eksi sekiz etti. Şimdi bunların hepsinin sonucunda. Mesela ben bunlardan hangisi, hangi dördüyle eksi birinci, eksi bir sayısına ulaşabilirim? Ben şunu görebiliyorum Tonguç'um. Dikkat et. Bire ulaşabilmek için, bire ulaşabilmek için üstlerin yok olması gerekiyor. Üç üzeri kaç e, ee, birdi Tonguç evladım benim? Sekiz. Evet. Ee, üç üzeri, üç üzeri, e 3 üzeri 3 üzeri hayır 0 1 değil mi 4 1 Evet hocam. Dolayısıyla e 3 üzeri 0 1 zeta 1/3 Dolayısıyla bizim çarptığımız ifadede üstlerin 0 olması gerekiyor. 1'e ulaşabilmemiz için -1 çıkması için sonucun. Şimdi sonuçta 3 üzeri -8 ile 3 üzeri 8'i çarparsam hayalet ne eder alırsan alsan 3 üzeri bak hemen yazıyorum 3 üzeri +8 ile 3 üzeri eksi 8'i çarpırsam 3 üzeri üstleri topladığımız zaman 0 çıkar al sana 1 çıktı. Yani bu ikisi olabilir. Aynı zamanda Tonguç Eren Bey'im şu ikiz şu ve şu da olabilir. Bak dikkat et. Bu ikisi olabilir. Neden diyeceksin? Çünkü bu ikisini çarptığımız zaman sonuç bak bu ikisini çarptığımız zaman sonuç artı 1 çıktı. Bu ikisini çarptığımız zaman sonuç eksi 1 çıktı. Ee, neden? Çünkü bu altı eksi altı birbirini yok etti. Üç üzeri sıfır oldu. Yani birdir. Ama artı ile eksinin çarpımı da eksi bir olduğu için bunun sonucu eksi birdir. Dolayısıyla bu e, ikisinin çarpımının sonucu eksi bir çıkar. Şunu unutmayalım. Bununla da bunu çarparsak eksi bir çıkar. O zaman hangisi olabilir? Tekrar bir bakalım. Pembiş. Pembiş. Pembe. Evet. Ondan sonra kırmızış. Kırmızış. Pembiş de kırmızış. Evet. Bu ikisi olabilir. Bu ikisi olabilir. Bu yok. Bunu attık. Bunu attık. pembişle kırmızı iş. Bak bu ikisi. Sonrasında morişle morişle ne geliyor Tonguç Aram benim? Yeşil. Evet bu da olabilir. Bu ikisi de olabilir. Çünkü bu ikisinin çarpımı da 3 üzeri e, sıfır eder. Ama eksi 3 üzeri sıfır eder. Yani eksi 1 eder. Dolayısıyla cevabımızın ne olduğunu söyleyebiliriz net bir şekilde. Ceyhan olduğunu söyleyebiliriz Tonguç Aram benim. Tekrar istersen yapayım. Bak kırmızıyı yazıyorum. 3 ee, üzeri 8 çarpı. Moru yazıyorum. Pardon moru değil de bu sefer pembişi yazayım. 3 üzeri eksi 8 çarpı. Moru yazıyorum. Eksi 3 üzeri eksi 6 çarpı. Yeşili yazıyorum. 3 üzeri 6. Şimdi bu ikisinin çarpımı 3 üzeri 0. Yani artı 1. Bu ikisinin çarpımı... 3 üzeri 0 ama eksi var. Eksi 1. Artı ile eksi 1'in çarpımı da cevabımız eksi 1'dir. Gerçekten beyin yakıcı x, bir eksi, soruydu. X, Tebrik x. ediyorum seni. Geldik Tonguç'um A, B, B üzere. Kare kök A kare B. A kök B olduğuna göre demiş. Görselde bir rampanın en üst kısmından bırakılanlar. Üç saniyede iki buçuk santimetre olan demir birliği. Üç saniyede iki buçuk santimetre. Bravo diyorum sana. Bir yerin en tepeden bırakıldıktan sonra rampanın en alt kısmına ulaşması dokuz saniye ile on saniye arasında sürmüştür. Ha. Buna göre, ilk rampanın santimetre uzunluğa o bilemiş. Şimdi şunu unutmayalım: 3 saniyede 12, 3 saniyede iki buçuk santimetre gidiyor. O zaman 9 e, saniyede kaç santimetre gider? Bu ha. bunun üç katı oluyor, bu bunun üç katı. Yani yedi buçuk santimetre gider, değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Peki Tonguç'um, e, bir saniyede ne kadar gider bu arkadaş? Bak, 3 saniyede iki buçuk santimetre giderse, bir saniyede iki buçuk bölü 3 gider değil mi evladım? Evet hocam. 0.8 saniye falan. Evet bravo gerçekten 0.80 bir e, e, falan filan çıkıyor tamam mı? Şimdi bu o zaman 0.8 saniye falan gidiyor. O zaman 10 saniyede ne kadar gider dersek o zaman buna bir 0.8 saniye eklenecek değil mi? Bir saniye geçiyor çünkü. Artı bir saniye var burada. Bu o zaman 0.8 eklendiği zaman 8,3 santimetre falan gidecek değil mi tomucum? Evet Dolayısıyla hocam. bizim gittiğimiz mesafe 9 ile 10 saniye arasındaysa ya 7,5 ile 8,5 arasında bir şey çıkacak değil mi evladım benim? Evet hocam. Şimdi o zaman diyorum ki o zaman hemen 7,5 ile 8,3 arasında bu hangisi olabilir? Ya bu zaten 9. Bu 9 olamaz çünkü 7,5 ile 8,3 arasında değil. Bravo diyorum sana. Gelip bunu içeri atalım. Bunu içeri attığım zaman içeri atıp da ne kadar olduğunu hesaplamaya çalışacağız şereye attığımız zaman 3'ün karesi şeklinde girer 9. 9 x 10'dan karekök 90 çıkar. Buna bakalım. Bunu içeri attığım 9 çarpı 7'den karekök 63 çıkar. Bunu içeri attığım zaman 16 çarpı 5'ten karekök 80 çıkar. Tong çözdüm mü? Hemen şöyle düşünün. 7,5'la 8,3 arasında çıkacak. O zaman eee sayı doğrusunda sayı doğrusunda 7 burada eee şey 8 burada 8,3 burada 7,5 da burada. O zaman bizim aldığımız sayı şu arada bir yerde değil mi evladım benim? Evet hocam. Ha şimdi bu arada bir yerdeyse şimdi ben diyor ki karekök 90 acaba hangisidir? Karekök 90 benim bildiğim kadarıyla karekök hangi tam kare arasında? Karekök 81 ile karekök eee 100 arasında değil mi? Bunlar çünkü bu 9'un karesi bu 10'un karesi. Yani 9 ile 10 arasında bir sayıdır bu aslında. O zaman bunu eledim bile. Çünkü benim aradığım şey 7,5 ile 8,5 arasında. Karekök 60'a baktığım zaman e, 49 ile karekök 49 ile karekök 64 arasında bir şey. Yani 8'den küçük 7'den büyük. Bu arada bir şey. Ha bu olabilir bak. E, 8'den küçük de olabilir. Çünkü şu arada bir yerde olabilir. Tamam eyvallah. Hemen buna bakalım Tomuç Eren Bey. Karekök 80. Karekök 64 ile karekök e, kaç arasında? 81 arasında. Karakök 80'e çok yakın. Karakök 81'e çok yakın Karakök 80. Yani 9'a çok yakın bir sayı. Yani 8,3'ten daha az olma ihtimali çok az. Çünkü 9'a o kadar yakın ki dibinde. Dolayısıyla bu ifade ne yazık ki olmaz. Cevabımızın Ceyhan olacağını söyleyebiliriz. Bravo şey sana. Ve geldik. Yeni bir soruyla beraberiz. Görseldeki 32 cm uzunluğunda metal çivinin 12 cm'lik kısmı tahta blok içine gömülmüştür demiş. Çekişle de çiviye her her vurulduğunda çivi tahtaya kök 5 santimetre gömüldüğüne göre demiş. Çivinin görseldeki durumu durumundan kaç vuruş sonra çivi tamamen tahta bloğa gömülecekti demiş. Yani birazcık uzun soru ama önemli değil. Bak burada dikkat edelim. Görseldeki 32 santimetre uzunluğunda bir çivi var. 12 santimetresi içeriye girmiş. O zaman daha ne kadar daha içeriye gömülmesi gerekiyor? Hemen bunu bir hesaplayalım bakalım. 32'den 12 çıkardık. 20 santimetre daha en az en az içeri girmesi gerekiyor değil mi Tomuş? Evet hocam. İçeri girmeli diyebiliriz. O zaman biz her vurduğumuzda kök 5 santimetre karekök 5 santimetre içeriye giriyorsa. Mesela diyelim ki deş seçeneğine bakalım. 6 kere vurursak 6 çarpı karekök 5 yani 6 karekök 5 içeriye gireriz değil mi? Peki 6 kare 5 aslında hani tam sayıya çevirirsek yaklaşık olarak ne kadardır dersek 6'yı içeriye atarsak hemen içeride 36 diye geçer. Yani karesi diye girer içeriye karekökün. 36 çarpı 5'ten karekök 180 olur. Peki karekök 180 hangi iki tam kare arasındır diye yaklaşık değeri hatırlamamız gerekiyor. Yine geldi Şimdi, hocam. Aynen öyle. Şimdi bak dikkat et. 13'ün karesi, 13'ün karesi 169'du. 14'ün karesi, 14'ün karesi 196 idi. İşte 180 dediğimiz sayı 13 ile 14 arasında bir tam sayı. Ama bize ne kadar gerekiyordu? 20 santimetre içeriye girmesi gerekiyordu çivinin. Dolayısıyla 13 ve 13,5 santimetre girse bir şey olmaz. O zaman bunu eledik. Çünkü tamamen tahta bloğa girmeli. O zaman diyelim ki 7 kök 5 ile 9 kök 5'e bakalım. Bak test tekniği. Burası çok uzak çıktı. Şimdi de buna bakalım. 9 kare kök 5. içeriye girerse ne olur? 81 olur. 80 karesi şeklinde giriyor. 81 kere 5 de 405 çıkıyor. 400 bak 20'nin karesi 400'dü zaten. 21'in karesi 400'den büyük bir değer. Zaten biz ne istiyoruz? Aslında 20'den daha büyük olsun istiyoruz. En az 20 santimetre girmedi. O zaman 20 ile 21 arasında bir değer oluyor 405. Evet. O zaman diyoruz ki tamam bu olur süper. Peki 8'i bir kontrol edelim. 8 karekök 5. Çünkü 8 kere vurursak 8 kare kök 5 girer. 8 içeriye girerse 64 çarpı 5 olur. 64 çarpı 5 de 320 eder. 320 de ne ile neyin arasında dersek 17 ile 18 arasındadır. Olmadı. Yani 17'nin karesi ile 18'in karesi arasındadır. Yine olmuyor. Bak 20 santimetreden fazla girmeliydi. en az kaldı. 20 santimetre girmeliydi. O yüzden diyoruz ki cevabımız A seçeneğidir diyebiliriz. O zaman ödüllü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım. Hadi bakalım bir sonraki dersimize görüşürüz.